Evet arkadaşlar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile devam ediyoruz. Buyurun hocam. Evet, Türk topluluklarının durumu nasıldı? Nasıl bağımsızlıklar kazanmaya başladılar? Ya da hangi devletlerin isimlerini aldılar? Bunları göreceğiz. Hı hı. Şimdi ilk önce geçici hükümet deviren bir Bolşevik yönetiminden bahsetmiştik daha önceki videolarımızda. Bolşevik yönetimi Çarlık Rusyası'nın atadığı o geçici hükümeti devirince artık yepyeni bir düzen getirmişti. Ve hatta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında yeni bir devlet kurulmuştu. Çaktırmadan hikayenizi çektim, söylüyorum. İtiraf ediyorum. Ne yapıyorsun burada demiştim. O zaman reklamımız oldu şimdi bir dahaki videoların evet, yayınlanmasından önce. Olduk, evet. burada Bolşevik yönetimi devreye girdikten sonra Orta Doğu, Güney Kafkasya, İran yörelerinde İngilizler güçlüyken artık onların desteklediği Türklerin bazı haklara sahip olmaya başladığını görüyoruz. Nedir onlar? Bağımsızlık hareketlerine engel olmak adına Türk devletlerinin bunlara kendi kaderlerini belirleme hakkı deniliyor, veriliyor. Şimdi bu uluslararası literatürde ya da bazen çok nadir de olsa bazı testlerde self determinasyon adı altında da verilebilir. İşte self determination, kendi kendine karar verme hakkı diye. Yani bu uluslararası eşitlik ilkesi gibi kendi kaderine karar verme hakkı da bütün dünya ülkeleri için geçerli, bütün dünya milletleri için geçerli haklar arasında yer alır. Dolayısıyla da böyle bir hakkın verilmesi demek zaten hukuki, resmi, yasal anlamda her boyutuyla Türklerin kurtulmak için desteklendiğini göstermiş oluyor. Yani bakın arkanızda böyle bir yasa var, bakın arkanızda böyle bir madde var diye. Bu kararla beraber Sovyet Rusya zaman kazanma ihtiyacı duyuyor. Yani sürekli her yerde ittilaller çıkacak, ayaklanmalar çıkacak. Bunları bastırmaya ihtiyacı olacak. Bir yerlerden yardım almasına ihtiyacı olacak. O yüzden zaman kazanma politikasına yöneliyor. İlk olarak ilk boyunduruğu altına aldığı hanlıklardan biri olan Kazan Hanlığı'ydı. Kazan Türkleri Ufa şehrinde İdil Ural Devleti'nin oluşmasını sağlıyorlar. Arkasından Kazaklar Alaş Orda özerk cumhuriyetini kuruyorlar. Bu arada Orda denmesi Altın Orda'dan da bir atıf. Hı hı. Hokant'ta yapılan 4. Müslümanlar Kongresi'nde hatırlarsak birinciden bir önceki videomuzda bahsetmiştik. O kongreler devam ediyor. 4. kongrede artık özerk Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Özerk derken yine iç işlerinde serbest ama dış işlerinde hala bir Sovyet Rusya'ya bağlılık söz konusu. Özerk ise mutlaka dış işlerinde bir merkeze bağlı oluyor. Sovyetler Birliği'nin kurulduğu dönemde ise Türkler bu karışık dönemden yararlanıp teker teker ayrılıyorlar. Bağımsız bir sürü devletçikler kuruyorlar. Devletçikler diyorum çünkü kilometre kare adına, yüz ölçümü adına tabii ki Sovyet Rusya kadar büyük devletler değil. Yani büyüklüklerini baz alarak söylüyoruz. Başkürdistan Sovyet Cumhuriyeti, Harezm Halk Cumhuriyeti, Türkistan ve Kırgız Muhtar Cumhuriyeti. Muhtar da özerkliği temsil eden bir kelime. Bunlara örnek verilebilir. Zaten o yüzden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Yani bir sürü cumhuriyet var ve bu bir birlik. Birliğin merkezi de Rusya'nın kendisi olmuş oluyor. Adını buradan almış oluyor. Bu gelişmelerden tabii Sovyet yönetimi çok mutlu değil. Yani sürekli bir yerlerden devletler çıkıyor. O yüzden 1920'nin sonlarına doğru doğrudan bu Türk devletleri üzerinde hakimiyet kuracağım ben diyor. Bu baskılara, bu işte bağımsızlık amaçlarına karşı bazı faaliyetlerde bulunacağım diyor. Ve bir asimilasyon yani yok etme. Kültürel kimliğini, milli kimliğini tamamen yok etme, ortadan kaldırma politikası uygulamaya başlıyor. Diğer adıyla, şimdi asimilasyon yok etmedir. Yok edeceğim de yani kişiyi sonuçta şahsı ortadan kaldırmıyorum. Şahıs yine var. Ona başka bir kültür vermiş olmam lazım. Boş boş dolaşamaz. Hani bazı oyunlarda boş dolaşan insanlar gibi duvara vuruyorlar falan. Burada işte içine yeni bir kimlik katıyor. O kimlik de Rus kimliği. Yani Ruslaştırma politikası. Dolayısıyla testlerde karşımıza çıktığında Rusların asimile siyasetiyle Ruslaştırma politikası birbirine aynı anlama geliyor. Aynı amaç için kullanılıyor. İlk önce
Türkleri Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Türkler Müslüman, eğer Ruslar gibi Hristiyan'ın Ortodoks mezhebine dini olarak bağlanırlarsa bize uyum sağlamaları daha kolay olur. Dediklerimizi yapmaları daha kolay olur. Önce dini olarak, hani en kolayı dini duyguları sömürmektir ya zaten, insanların duyguları çünkü bunlar. Dolayısıyla o şekilde bir başlangıç yapıyor. Bu bölgede Rus okulları açıyor. Hani Hristiyanlıkta da misyonerlik faaliyetleri vardır. Hı hı. İşte önce İngilizceyi öğretmekle başlar. İşte burada da Rus okulları, Rusça öğreterek, işte bir yandan da Rusların o mensup olduğu Ortodoks'u öğreterek başlıyor. Hı hı. Türklerin kültürü, dillerinin değişmesini hedefliyor. Türk ailelerinden bazıları Rus okullarına göndermiyor çocuklarını. Rağbet etmiyor. Diyorlar ki yani bizim kendi dilimizde eğitim veren okullar var. Benim çocuğum bunu gidecek, evde benimle konuşamayacak. Göndermiyorlar. Böylece politikanın kısmen bu anlamda etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Ama zaten kaçırılarak, işkence yapılarak Ruslaştırma politikası da bir yandan devam ediyor. Yani işin bir görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü var. Sovyet Rusya döneminde Türk illeri ele geçirilince, o ele geçirilen yerlerde herkes "aa hoş geldiniz" demiyor. Karşı koyanlar var. Onlara da bir hayli baskı uygulanıyor. Rus harita ve kitaplarında Türkistan ismini kullandırtmıyorlar artık. Yani Türklere Türk demeyeceksiniz diyorlar. Türkistan'a Türkistan demeyeceksiniz diyorlar. Peki ne diyeceğiz? İşte Sovyet Rusya konuştuğu. Yani Rusça'ya özgü daha farklı yeni yöneticilerin isimlerinden ya da işte başka anlamları gelen farklı isimlerden isimler verilecek diyor. Ama Türk isimlerini kesinlikle kabul etmiyorlar. Evet, hatta diyorlar ki siz zaten Türk değildiniz. Yani sizi birileri Türkleştirdi. Derdi sana ne? O yüzden de sizin bu kimliğinizi ortadan kaldıracağız diye biz size iyilik yapmaya geldik imajı da çizmeye çalışıyorlar. Barış getirdik. Tabii ki Türklerden buna karşı koyanlar da kendi aralarında 5 ayrı cumhuriyete bölünüyor. Yine Sovyet Rusya içerisinde bir bölünme. Böylece Türkler kendi aralarındaki birlik ve beraberliği bölmüş oluyorlar. Yani Kırgızca konuşan Kırgızistan'ı kuracak gibi düşünebilirsiniz. İşte Kazakça konuşan Kazakistan'ı kuracak. Yani biz zaten aynı lehçeyi konuşmuyoruz. Biz zaten Türk değildik. Biz zaten Kırgızdık. İşte biz zaten Türk değildik. Biz zaten Kafkas'tık gibi. Hani daha içsel, daha detaylı ayrıştırmalara gidiyorlar. Türkmenistan? Hani Türkmenistan bölgesini zaten 5 ayrı bölgeye bölüyor. Ama Türk adı geçiyor. İşte geçiyor ama o adı Türkler size verdi diyorlar. Hmm. Yani Türklerin çoğunlukta yaşadığı yer anlamına gelir Türkistan ya da Türkmenistan. İşte o yüzden bunu değiştirmeye çalışıyor. Türkmenistan kendi konuştuğu lehçeyle bunu kabul etmediğini zaten ifade ediyor. Biz zaten Türkmendik, yani yörük, yarı göçebe bölgelerden geldik, buraya göç ettik diyorlar. Yani yine bağlantımız var bizim zaten diyorlar. Özbek, Kazak, Kırgız ve Türkmenler zorla Türkleştirildik diyerekten birbirlerinden ayrılıyor. Yani bir Özbekçe farklı bir dildir, değil mi? Yani Kırgızca, Kazakça hep Türkmence, hep farklı diller. Dolayısıyla ya da Azerice, yani çok benziyor ama değişmiş sonuçta, bir değişime uğramış. Dolayısıyla da diyorlar ki siz hepiniz zaten böyle bir şeye maruz kaldınız. Biz kaldıralım bütün bunların hepsini, hepiniz Rusça konuşun. Öyle ki bütün şimdi Sovyet Rusya ya, devlet memurluklarına gelebilmek için Rus okullarından mezun olmak zorundasın. Yani herkes Rusça konuşmak zorunda devlet memuru olmak istiyorsa. Devlet memurundan başka iş yok ki. Yani Sovyet Rusya'da çalışmak istiyorsan devlet memuru olacaksın. Çünkü her şeyi devlet yönetiyor, her şey eşit. Dolayısıyla da Rusça öğrenmek zorunda kalıyorsun çalışabilmek için. Yani zamanla böyle bir politika. Dolayısıyla da Rusya'nın bu diğer Türk topluluklar arasındaki birliği bozmayı da amaçlaması sonucu başarıya ulaşması, bu politikaların da gerçekleştirmesi bazı Türkleri uyandırıyor. Artık diyorlar ki yani biz bunu değiştirmeliyiz. Bu arada geçmişe ait izleri de silecek ya Rusya. Bir Sovyetler Birliği tarihi yazdırıyor. Yani okullarda eski tarih kitaplarını okutmayacaksınız artık, bunu okutacaksınız diyorlar. Eserde İşte Rus olmayan milletlerin özel tarihi gelişimini açıklıyor.
Değişik değişik her biri için ayrı bölümler var. Ve milli ruhu konu alıyor. Hani bizde mesela Osmanlı'da Osmanlıcılık düşüncesi vardı. Devleti dağılmaktan kurtarmak için. Hangi milletten olursan ol, Osmanlı sınırı içinde yaşıyorsan eşit haklara sahipsin. Burada da buna benzer bir birliktelik kurmak adına Rusçuluk işleniyor artık. Hem derslerde hem okullarda hem günlük hayatta. Daha önceden Müslümanlıkla ilgili olarak zaten devam eden, Türklükle ilgili olarak zaten devam eden şeyleri, kurumları, binaları, yapıları kaldırıyor ya da izin vermiyor. Cami, mescit. Yani Müslümanlık. Başka yerde evlerinde insanlar yapabilir ancak. Dolayısıyla bunların kaldırılması, devlete artık geçti denmesi, kimilerinin yıktırılması bilinçli olarak. Vakıfların işte Türkler tarafından kurulmuş olan, Müslümanlar tarafından ya da Osmanlı tarafından kurulmuş olan vakıflar var. Bunların mal ve mülklerinin devlete intikal etmesi ve giderek çarpıcı hale geliyor bu durum. Din adamı yetiştiren okullarında, medreselerinde kapatılıp hani Müslümanlığın devamını engellemesi. Yani geçmişi kapatıyor, bir de geleceğini de engellemeye çalışıyor. Çok büyük bir politika. Geri kalan az sayıdaki caminin ise açık olacak ama içinde ibadet edemeyeceksiniz anlayışıyla varlıklarını sürdürmesi sağlanıyor. Ne yapacağız camilerini? Yani kapalı. Gerektiği zaman bir sığınma yeri olarak kullanılacak ya da depo olarak kullanılacak belki. Açık, kullanıma açık ama ibadet etmeyecekler içinde deniyor. Kullanım amaçları değiştiriliyor. Ekonomik kalkınma içinde işçi sıfatıyla bir sürü Azerbaycan'dan, Türkmenistan bölgelerinden Türkler getiriliyor. Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştiriliyorlar ve Rus olmayan başka milletleri onların geldiği yerlere yerleştiriyorlar. Yani bölgeyi de değiştiriyor. Hani orayı Türklerden temizledi ama yani kalan bazı kişilere de artık o kültürün orada zaten Rus kültürü vardı imajını sergiletecek bir sergi alanı haline gelmesini sağlıyor bir nevi. Ne kadar gerçekçi ya da ne kadar hurafe bilmiyorum ama üniversiteyken bir tartışma esnasında hocamız şöyle bir şey söylemişti. Rusya'da da matematik eğitimi biliyorsunuz Rusya'da çok iyidir. Ancak Rusya politikası gereği şöyle bir şey yapar. Kendi altındaki o ülkeler var ya zamanında işte SSCB zamanında Kazakistan diyelim. Onlara sadece fonksiyonel analiz kısmında büyümelerine izin verir. Matematiğin belli bir kısmı. Diğer bir bölümle, diğer bir ülkeye topoloji alanında. Neden? Bütün bunlar, bu ülkeler bu bilimlerde gelişsin. Ben de bunları toparlayayım ve teknolojimi geliştireyim diye. Yoksa mesela bir tarafa hem topoloji, hem fonksiyonel, hem olasılık gibi birçok şeyde yükselirse eğer, bu teknolojiyi kendisi üretebilir. Rakip bunları olabilir. Kontrol altında tutmak için her birini ayrı bir sektörde geliştiriyor. Oradaki bilim adamlarını topluyor. Sonra kendisi geliştiriyor teknolojisini. Güzel bir mantık yani. İşin açığı siyasi bir mantık. Bu siyaset adına evet. Gelişimi ne sağlayan mantık. Ne kadar doğru mantık. Bilmiyorum. Üniversitede dediğim gibi tartışma esnasında geçen bir şey bu. Olabilir. Çünkü Kazakistan'ın da bu uranyum ya da işte atom bombası denemeleri falan yapılan bir bölge alanı olduğu düşünülürse hani ben merkezden uzakta tuttuğum her yeri gelişimim için her anlamda kullanabilirim anlayışı var. Dolayısıyla büyük ihtimalle doğru. Zaten yaşayan insanlar öğrenci arkadaşlarınız anlatmıştır muhtemelen. Bizim de fakültemizde olurdu böyle anlatan. Hala da mevcut. Senelerce devam ediyor tabii bu. Zaten niye yaşayan öğrenci arkadaşını çok yaşlandım da hepsi bütün benim yaşıtlarım öldü de. Hayır o dönemde. Sen kalmışsın sen de öldü her gün. Hayır o dönemde bizzat anlatmış. onun için yani benim de mesela yaşayan derken benim de yaşayan arkadaşlarım yoksa yaş anlamında değil. Günümüzde, geçmişten bahsederken günümüze atıfta bulunmak. Konuya devam edebilir miyiz? Tabii. Rus olmayan milletleri bir potada kaynaştırıyorlar. Herkesin eşit düşünce, eşit duygular, eşit aşklar yaşamasına sebebiyet vermeye çalışıyorlar. Fakat böyle bir şey mümkün değil. İster istemez insanların içindeki ruh ortaya çıkıyor. Birbirlerini tetikliyor ve bağımsızlık için bir çaba, bir gayret sarf etmelerine ortam hazırlıyor. Nasıl ki
Türkiye Cumhuriyeti'nde alfabenin değiştirilmesi okuma yazmayı kolaylaştırdıysa, Rusya'da da alfabenin Rus Kiril alfabesi olması okuma yazmayı tek bir potada eritmek adına, herkesin anlamasını sağlamak adına olumlu bir politika olsa da, Türklerin kullandığı dilin kötüye gitmesi, gerilemesi adına burada bilinçli olarak yapılmış, asimile politikasına bağlı olarak yapılmış bir adım olduğu için elbette olumsuz sonuçlar da doğuruyor. Yani bağımsızlık hareketlerinin de yine tetiklenmesinin sebebi oluyor. Bu dönemde Rusya'nın uyguladığı bu politikaları birebir yaşamış ve bunlara karşı durmaya çalışan insanlardan bir tanesi, en önemlilerinden de bir tanesi Zeki Veli Togan. Zeki Veli Togan diye de bilenler olabilir. Baş Kürdistan'da doğuyor. Yani o ayrılan özerk bölgelerden birinde. Türk tarihi ve Arap edebiyatı tarihi muallimi, yani öğretmeni oluyor. Türk ve Tatar tarihi yazıyor. 21 yaşında. Zaten zaten yani bizzat yaşadıklarından da yola çıkarak, bir de hani Tatarca konuşan, işte Kazakça bilen, aynı zamanda Rusça bilen, yani çok fazla bilim adamı o dönemde tarihle ilgili olan çok fazla yok. Yavaş yavaş zaten bu dönemden sonra, bir de bir şeyleri kanıtlama amacı, ihtiyacı da var tabii. Böyle de bir durum. Yani o dönemin önemli tarihçilerinden, tarih bilim insanlarından bir tanesi haline geliyor. Daha sonradan işte Kazan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi, yani hem dünyada adını duyurmasını sağlayacak, hem de çalışmalarının başka yerlere taşınmasını ve bu olup bitenlerin başkalarına duyurulmasını sağlayacak adımlar atıyor. Hatta yani burada işte Kutalgu Bilgin bir başka kopyasını bulup çevirdiğini biliyoruz ama hatta asıl söylemek istediğim başka bir şey var. İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Şu anki Fen Edebiyat Fakültesi'nin içerisinde olan tarih bölümünün esasında farklı bir adla, en eski haliyle kurulmasını sağlıyor Zeki Veli Togan. O kurduktan sonra onun öğrencisi Gülçin Çandarlıoğlu da Mimar Sinan'a geliyor. Mimar Sinan da tarih bölümünü kuruyor ki kendisi benim hocamdır. Siz nereye gideceğiniz bakalım, nerede kuracağınızı bekliyoruz. Biz de bir başka ülke. Bunu niye söyledim? Tarih anlamında yapılan Sovyet tarih kitaplarının yazılmasına yönelik karşı bir harekettir. Yani birbirleriyle doğrudan mücadele etmek adına yapılmış bir harekettir. Bir anlamda tarih savaşıdır, tarihçilik savaşıdır bu. Duma'da, Rus Millet Meclisi Duma'da UFO Müslümanların temsilcisi olarak da çalışmalarını sürdürmüş. Yani bir siyasetçi profili de çizmiş kendisi. Ve hem basmacı hareketinde çalıştığından bahsetmiştik daha önceki anlatışlarımızda. Enver Paşa ile beraber basmacı hareketinin içinde de yer aldığını biliyoruz. Bu arada Türkistan Milli Birliği diye bir birlik kuruluyor. Bunun kurucusu Zeki Veli Togan ama devamında yine basmacı hareketiyle paralel çalışan bir birlik bu. Ve Rusya'nın yaptığı bu asimilasyon politikasına karşı kendilerini korumaya yönelik, savunmaya yönelik saldırgan bir politika uygulamıyorlar bu tür birliklerde. Korumak için çalışıyorlar. Peki basmacı hareketinden bahsediyorsunuz ama henüz bahsetmedik. Az sonra. Tamam. Evet. Merak ediyorum, acaba ben kaçırdım mı orayı diye. Önce başlarına gelenleri anlatmış oluyoruz. İşte bunu yaşadılar, bunu yaşadılar. Şimdi de diyeceğiz ki bağımsızlık için bunu yaptılar. Türkiye'ye geldiğinden zaten bahsettim, İstanbul Üniversitesi'ne geldiğinden. O yüzden hani tek tek hangi nezaretlerde, hangi görevlerde bulunduğuna bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önce Zeki Veli Togan'la ilgili soru çıkmıştı. Kendisi çok önemli bir şahsiyet olduğu için hem günümüz Türkiye'si adına hem Rusya'daki diğer Türk devletleri adına ben LYS'de yine soru çıkabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde de Türkiye'deki çalışmalarından sonra zaten yine vefatı da İstanbul'da gerçekleşiyor. Ve çok sevilen, çok saygı gören bir bilim insanı olarak hayata gözlerini yumuyor. Bu arada basmacı hareketi diye deminden beri bahsettiğimiz bu önemli Türk isyan hareketi, Türk kurtuluş hareketi diyelim. Nedir, ne değildir? Şimdi
Rusların asimilasyon politikasından bahsettik. Buna karşı Türklerin artık dur demeye çalışmasıdır. Nasıl başlıyor? Yani kelime anlamı nereden geliyor? Baskın yapan, hücum eden. Yani hep savunmadaydılar ya, hep kendilerini korumaya çalıştılar ya. Artık o bitti. Artık biz saldırıyoruz. Burası bizimdi. Bu dili biz konuşuyorduk. Bu kültür bizimdi. Bu tarih bizimdi demeye başladıkları, her anlamda daha silahlı dahi çatışmalara artık sahne olacak olayların başladığı bir süreç. 1918 yılı başında Milli Hokant hükümetinin Ruslar tarafından dağıtılmasıyla bir halk hareketine dönüşüyor bu hareket. Yani demin demiştik ya, köylüler mağdur durumdaydı. İşte herkes eşit hak almalıyken böyle bir şey tam uygulanamıyordu. Yani esasında herkese eşitlik sağlaması açısından komünizm ya da sosyalizm çok başarılı olması beklenen, işte adalet sistem getirmesi gereken bir sistem olarak düşünülse de uygulamada maalesef herkese eşitlik getiremiyor. Bu böyle bir şey mümkün olmuyor. Çünkü kişisel yanlılıklar var. Mesela kendi parti üyelerine işte demiştiniz ya, komünist partisi üyesi ise herhangi bir iş yapmasına gerek yok, çalışmasına gerek yok. Fazla fazla kazanıyor evet adam. Yani sadece parti üyesi olması bile böyle bir eşitsizlik yaratmıştı. Ve yani uygulamayla teori her zaman birbirini tutmuyor. Bu şehirde yani Hokant hükümeti dağıtıldığı için bu şehirde başlatılan bir hareket oluyor. Basmacı hareketi de. Dolayısıyla Hokant basmacı hareketinin merkezidir diyebiliyoruz. Ama yayılıyor yani. Başlangıç ayrı, yayılması ayrı. Tek gaye Türkistan'ı, yani Rusya'nın o asimile siyasetini uyguladığı Türkistan bölgesini Ruslardan kurtarmak ve bağımsızlıklarına kavuşturmak. Bu sebeple Türkistan'da, Fergana'da yani, ki kimi tabirlerle cennet olarak ifade edilir Ortaçağ döneminde, burada bir hükümet kuruluyor. Bu bölgede Ruslarla birlikte hareket eden Ermeniler var. Hatırlarsak Kurtuluş Savaşı sırasında da yine Ruslarla beraber hareket eden ve Türk köylerini basan Ermeniler vardı. Hatta tehcir kanunu çıkmasına neden olan bir süreç. Yani yine aynı süreçten bahsediyoruz zaten. Yani Türk Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonuyla eş zamanlı olup biten olaylar bunlar. Yine Ermeniler Ruslarla beraber Türk köylerini burada da ateşe veriyorlar. Ve buna karşı koymak isteyen Türkler de birleşip artık silahlanmaya başlıyorlar. Yani hani Birinci Dünya Savaşı kıvılcım nedeni var diyorduk ya, tam başlamasına sebep. İşte buna da bir nevi yine kıvılcım neden gözüyle bakabiliriz. Bütün Türkistan'ı işgal etmek isteyen Sovyet Rusya basmacılar ile karşı karşıya gelir bu süreçten itibaren ve bir iç savaş başlar. Yalnız bu iç savaş bütün halkın hep beraber karşı koyuşundan ziyade Türk ve Müslüman halkın birleşerek kendilerini asimile etmek isteyen bir topluma karşı gösterdiği savaştır. Enver Paşa hatırlarsak zaten Birinci Dünya Savaşı'nda İttihat ve Terakki'den adını duymuştuk. Osmanlı Devleti'nin yöneticilerinden biriydi ve Alman yanlısı politikaları onun bazı hatalar yapmasına sebep olmuştu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybetmişti. İşte o süreçten sonra Enver Paşa Türkistan'a geldi. Basmacı hareketinin başına geçen kişilerden biri oldu. Yani burada bahsedeceğimiz Enver Paşa aynı Enver Paşa, bir başkası değil. Ve basmacılara katıldı. Onun katılmasıyla askeri yönden çok güçlenen bu hareket onun ölümüyle de aynı hızda yavaşladı. Yani elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Fakat onun 1922'de şehit olmasıyla beraber artık Ruslar basmacı hareketine çok ağır askeri hareketlerle kesin bir şekilde son veriyorlar. Yani basmacı hareketi deyince aklımıza gelecek en önemli isimlerden biri Enver Paşa. Batı Türkistan'da Sovyet Rusya'ya bağlı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan cumhuriyetleri kuruldu. Yine bağlı diyoruz dikkat edersek. Bağımsız değil. Bağımsızlıkları 91 sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılması süreci. Milli bir askeri güce sahip olabiliyorlar. Daha önceden olabiliyorlardı. Bu sefer kaldırıldı. Yani milli derken Özbeklere ait bir ordu, Kazaklara ait bir ordu değil de Sovyet Rusya'ya ait bir ordunun Kazakistan'da da bulunması, bir kolunun. İşte yine Sovyet Rusya'ya bağlı bir kolunun Özbekistan'da da bulunması anlayışıyla
gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve düşmanla işbirliği yapmakla suçlama kavramı geldi. Şimdi dediler ki Türk ve Müslüman toplulukları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım alarak, kendi bağımsızlıkları yolunda atılan adımlar adına yardım alarak Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaptı, onlardan para aldı, karşında Sovyet Rusya'nın bilgilerini verdi, sattı gibi. Dolayısıyla da böyle bir suçlamayla karşılaşacaklar ama yıl artık basmacı hareketinin oldukça uzak bir yılı gösterecek. Yani bağımsızlıklarına rağmen o tehdidin devam ettiğini anlatmak adına böyle bir detay vermiş oluyoruz. Onun haricinde de Kırım Türklerini ve Kafkasya'da yaşayan Karaçay, Balkar, Ahıska, Ahıska adında duyduğunuzu düşünüyorum. Çeçen duymuşsunuzdur. Ahıska Türkiye'nin ve İnguş halklarını Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün ettiler. Şimdi bunlardan Çeçen ismini bazı böyle mafyavari yabancı filmlerde duyuyorlar. İşte yok dövmeli, iri yarı falan. İşte bunların içerisinde hala terör örgütü gibi çalışan ama yine de kendi bulundukları bölgede bağımsız olmaya çalışan, yani Rusya'dan bağımsız hareket etmeye çalışan Çeçen grupları var. Günümüzde de olanları biliyoruz. Fakat dünyanın çok çeşitli yerlerine dağılmışlar. Mafya gibi davranan Çeçen gruplar da var. Dolayısıyla da son söyleyeceğimiz, bu isimlerden LYS'de karşınıza çıkabilecek şu kısım, Karaçay, Balkar, Ahıska, Çeçen, İnguş halkları. Aşağıdakilerden hangisi basmacı hareketi sonrasında kendi bağımsızlıklarını korumak adına çalışıp sonra sürgün edilmiştir ya da edilmemiştir sorularında karşınıza çıkacak isimlerdir. Ezber gerektirir mi? Evet. Geçmiş olsun.